Hepinize merhaba. Şu an İstanbul Saraçhane'deyiz. İstanbul'un orta noktasına doğru gidiyoruz. Bakın yanımda kim var? Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay. Ömer, istersen önce kısacık kendini tanıt. Neden İstanbul'un orta noktasına gidiyoruz? Ne yapacağız bugün, senden dinleyelim. Herkese iyi günler diyorum. Ben Ömer Faruk Yavaşçay. Arkeolog ve tarihsel fotoğrafçısıyım. Şu anda İstanbul'un orta noktasına gidiyoruz. Ben size kısaca öneminden bahsedeyim. Kaynağından kaynağına değişiyor bu bilgiler. Zamanında Kanuni Sultan Süleyman kendine bir külliye yaptırmak istiyor. Mimar Sinan'ı çağırıyor, zamanın baş mimarı. Mimar Sinan'a durumu anlatıyor. Ama öyle bir nokta seçiyor ki bana, İstanbul'un tam orta noktası olsun bu nokta. Tabii bu 16. yüzyılda gerçekleşen bir olay. Mimar Sinan da o günün şartlarına göre bir ölçüm yapıyor ve şu an gittiğimiz noktayı İstanbul'un orta noktası olarak belirliyor. Bazı kaynaklarda Doğu Roma döneminde de burada bir nokta olduğu belliydi İstanbul'un orta noktası. Mimar Sinan o zaman bir taş koydu diyor. Bu da farklı bir bilgi. Ve külliyenin inşasına başlıyor Mimar Sinan. Ama o sırada Kanuni Sultan Süleyman'ın çok sevdiği oğlu Şehzade Mehmet vefat ediyor. Böylelikle kendi için yaptırdığı külliyeyi oğluna diyor. Günümüzde de Şehzade Mehmet Camii'nin külliyesi. Yani bu taş aslında yapılma sebebi Şehzade Mehmet Camii oluyor. Şimdi yaklaştık. Evet. Taşa doğru geldik. Evet. Şimdi şunu da tabii aktarmamız lazım. Evet, İstanbul açısından, hatta Türkiye açısından, Anadolu açısından çok önemli bir kültürel mirasımız. Ancak kültürel miraslarımızda birçok kültürel miras olduğu gibi sahip çıkılmıyor ya da tahrip ediliyor. Şimdi burayla ilgili de önemli bir problem var. Ömer bize sıkıntı, problem nedir onu anlatacak ve yetkilileri uyaracağız. Şimdi taşın yanına gidiyoruz. Yanına gittiğimizde anlatırsa daha anlaşılır olabilir. Evet Ömer, taşın olduğu yere geldik. Turistler de buradalar galiba. Çok da az kişi var ne yazık ki. Yani İstanbul'un orta noktasındayız ama maalesef gördüğün gibi hiç kimse yok. Normal şartlar. Evet. Burası gerekli ilgiyi görmüyor. Başta zaten gerekli kurumlar ilgi göstermiyor buraya. Burası bugün bu halde olmaması lazım. Peki şeyi sorayım hemen. Buradaki sıkıntı nedir? Şurası çatlamış galiba değil mi? Evet, bir üst kısmında var. Çatlaklar var. Onun dışında en büyük sıkıntılarından birisi zemin kısmı. Şu anda buranın zemin kısmı betona gömülmüş durumda. Bu normalde çok özel bir taş. Yeşil granit. Evet. Mesela iki tane farklı kaldırım taşıyla burası yok edilmiş durumda. İlk önce şu an bu betondan kurtarılması lazım bu taşın. Bu İstanbul'un orta noktasının, bu kaldırımın özel bir şekilde bir yarışmayla tasarlanması lazım. Çünkü buraya yakışmayan bir köşe noktası var burada. Onun dışında yanında iki tane ana cadde geçiyor. Bu ana caddelerde bir gün Allah korusun büyük bir trafik kazası olursa... Şöyle noktaya, caddeleri de gösterelim. Evet görüyorsunuz. Bu noktaya çarpma riski var. Namaz kılacağız. Bu noktanın acilen etrafını bir kırılmaz camla kapatıp araç hızla döndüğü zaman ya da bir zaten trafik kazası açık, olması durumunda herhangi bir araba geldiği vakit çarpmasını evet şöyle bir şey yok. Şöyle daha net gösterebiliriz aslında sevgili Ömer. Yani şurada detaylı da bir not var hemen yanında. Onu da şöyle görüntüleyelim ama sen de tabii biz görüntülerken öyle aktarmaya devam burada et istiyorum. Zaten tüm bilgileri yazıyor. Burada kendileri de itiraf etmişler zaten. Yandaki kaldırımın yapılmasıyla birlikte aslında bu taş önceden dönüyordu. Burada döndüğünü söylüyor. Ama artık dönmemektedir yazıyor. Buradaki yol seviyesi dönüyor derken önceden bu mermer sütun dönüyormuş. Burada da zaten bir nasıl yani böyle çevirince mi dönüyor? İnsanlar döndürebiliyormuş evet. Aa. Böyle. Yani burada da yazıyor. Sonra beton mu koymuşlar arkasına? Bu kaldırım taşıyla zeminin yükselmesiyle birlikte artık bu özelliğini kaybetmiş durumda. Bir dönüyor. Evet. Burada yazan bilgiye göre dönüyor. Ayrıca etrafı da kötü bir şekilde restore edilmiş. Burada birazcık beton falan kullanılmış. Kötü bir görüntü olmuş. Ayrıca çatlaklar var. Rekeler var üzerinde. Bu rekelerden yani zaten insanlar
buranın öneminin pek farkında değil. Yani burası İstanbul'un orta noktası. Yani aslında ülkemizin dünyanın en meşhur noktalarından birisi olması lazım. Şu an burada insan sırasının olması lazım bunu görmeye gelen. Ama hiç kimse yok, yanından geçiyorlar. Bu taşın yapılma amacı aslında şey, önceden de olduğu söyleniyor Roma döneminde. Ama Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'un tam ortasına bir külliye yaptırmak istiyor. Zaten yanında gördüğünüz üzere şuradan bakarsak yanında bir külliye var. Hemen görüntüleyelim. Evet. Camisiyle birlikte. Bu külliyenin ismi Şehzade Mehmet Külliyesi. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğluna ait. Zaten oğlu vefat edince ona adıyor külliyeyi. İşte Mimar Sinan'dan istediği, İstanbul'un orta noktasına külliye yap dediği için Mimar Sinan'da tespitler yapıyor 16. yüzyılın İstanbul'da. Bu bugünkü İstanbul'un orta noktası değil. O günkü 16. yüzyılın İstanbul'un, yani Mimar Sinan'ın, Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşadığı dönemin orta noktası. Zaten şehir sürekli büyüdüğü için artık orta nokta diye bir şey gelmedi. Ama biz her zaman sonsuza kadar bunu orta nokta diye alacağız. Çünkü Mimar Sinan'dan mirasçı, Kanuni Sultan Süleyman'dan. Bu bile yeter yani, Mimar Sinan'ın belirlemiş olduğu bir nokta. Ya bu İstanbul için çok, hatta ülkemiz için çok önemli bir nokta. Ama bugün görmüş olduğunuz üzere çok kötü bir durumda. Ben çoğu yere yazdım bunu, kurtarılması gerektiğini, ama gereken ilgi gösterilmedi. Hala bu durumda. İnşallah bir dahaki programda, bir dahaki zaman diliminde geldiğinde inşallah burası kurtarılmış olur. 55 sene önce İstanbul'a Balıkesir'e dönemdim. Ben kaçtım geldim. İsminiz nedir? İbrahim Atbuluk. Evet. Benim geldiğim zaman bu duvarlar daha yüksekti. Daha yüksekti. Daha yüksekti. Yol, bu taş mı yüksekti yoksa duvar mı? Duvarlar yüksekti. Taş daha mı? Bunda mı olmuş? O zaman yerin altında kaldı. Daha böyle, evet. Ha, daha uzundu bu taş. Evet. Yerin altına gitti. Bu yol böyle alçaktı o zaman. Asfalt yapıla yükseldi. Ha, işte o yüzden yani, şu an yerin altında önemli bir kısım bu yol. Yerin altında var burada. Çok önemli bu aktardığınız. Yıl kaç yıl önce demiştiniz bu? 67 senesinde. 67 senesinde. 67 senesinde. Evet Ömer, bu yapının tarihini de anlatalım mı dilersen, ilk olarak ismiyle başlayalım. Şu an Lale Devri'nin çok önemli eserinin yanındayız. Çok önemli eserlerinden birinin yanındayız. Burası Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ne ait bir yapı. Görmüş olduğunuz üzere şurada bir camisi var. Ama caminin minaresi özelliğini kaybetmiş durumda. Normalde taş olması gerekirken pembe bir sıvayla kapatılmış. Evet. Yani çok garip duruyor. Altında ise külliyenin çeşmesiyle sebiri var. İstiyorsanız biraz yakınlaşalım, ne durumda olduğunu görelim. Evet. Galiba şu dıştaki demirler de az önceki bir beyefendi bizi bilgilendirdi. Sanırım çalınmış orijinali, evet. Ve bunlar orijinal değilmiş arkadaşlar. Orijinalin çalındığını söyledi. Hı-hı. Yani zaten baktığımızda da çok eski gibi durmuyor yani. Evet. Yani en azından güzel bir tasarımla yapmışlar. Evet, çalınmış, bunları gerçeğinin ortaya çıkarılması lazım. Ayrıca burada şu mermerin olduğu yerdeki eklentilerde betonla, bunlar da sonradan eklendi. Çok belli oluyor zaten. Dokunduğunuz vakit beton olduğunu anlıyorsunuz. Özelliğini kaybetmiş. Şurada da var bak. Şurada bir ek var. Evet evet. Onlar tamamen betondan yapılmış yani. Orijinal değil. Peki bu neydi bu bölgenin adı? Sebir oluyor. Eskiden hatta bu da çok bir güzel. Anlatır mısın? Ne amaçlı yapılmış? Yani bu aslında dünyada eşi benzeri olmayan Osmanlı'ya ait bir kültür. Eskiden Osmanlı zamanında insanlar bir yerden bir yere giderken Osmanlı Sebil adını verdiğimiz bu yapılardan inşa ediyor. Burada sebilciler çalışıyor. Sebilciler. Evet, sebilciler içeride oluyor camın diğer tarafında. Şu gel bir dolaşalım mı etrafı? Evet. Şu boşluklardan zaten böyle elin girebileceği boşluklar var. Evet. Camlar tabii o zaman açık oluyor. O boşluklardan insanlara su ikram ediyorlar. Yani wow. Yordan geçen insanlara bu sebilciler su ikram ediyor. Zaten o zamanın yaşayan insanları bu olayı bildiği için garipsemiyorlar. Günümüzde olsa insan garipser yani. Yordan geçerken birisi pencereden sana su ikram ediyor. Bazı özel günlerde ise günümüzdeki Osmanlı şerbetleri var. Diyelim Ramazan ayı, evet. Olsun, Kadir gecesi. O günlerde de bu camlardan şerbet ikramı yapılıyormuş. Osmanlı şerbetleri. O da çok güzel bir ayrıntı yani. Suyun dışında da Osmanlı şerbeti ikram ediyormuş bazı özel günlerde. Ama bu sebiller günümüzde
ya ticarethanede olmuş durumda ya da böyle bomboş duruyorlar. Artık o eski... Ve şunu görüntülemek için lafını böldüm. Şimdi içini biraz evet. görüntüleyeceğim. Görünüyordur umarım. Şu anda boş durumda. Boşluktan ziyade depo olarak kullanılıyor. Berbat durumda. Evet, çok kötü bir ve durumda. Sanırım orada konaklıyorlar mı? Yani böyle bir yani yatak tarzı yatak bir şey de tarzı var. Yatak tarzı bir şey var. Yani görünüyor mu evet. şu an bilmiyorum ama. Kamerada gözükmese şöyle... de biz şu anda görüyoruz içeride. Evet, şöyle görülüyordur muhtemelen. Evet. Yani bunun böyle tertemiz bir şekilde temizlenip korunması, turistlere işte anlatılması, Avrupa'ya anlatılması lazım, evet. ya da gençlere, yeni, gelecek nesillere aktarılması gerekirken şu anki halini görüyorsunuz. Şimdi içeriye girmeyi deneyeceğiz. Yani aslında şu zemini de gösterebiliriz. Aa evet, zemin evet, çok güzel. Normalde işlemeler var. Çok güzel pisar motifler var. Bak, ama çatlamış mesela. Evet, evet çatlamış. Ya ayrıca bu da diğer İstanbul'un orta noktası gibi bir kısmı yerin altında şu an. Kaldırım yüzünden yer zemin yükseldiği için bir kısmı yerin altında kalmış. Zaten belli oluyor şu yani yarıda kalmış bu sistemler. Devam etmesi lazım. Zaten çok İşlemeye bazı sistemeler de yıpranmış, kaybolmuş. Normalde aşağı doğru devam etmesi gerekirken yıprandığından dolayı kaybolmuş bazı sistemeler. Evet. Ayrıca buradaki kötü görüntüyü de görüyoruz. Bu kapı da değiştirilmiş. Bu kapı farklı. Orijinal değil, evet. Orijinalliğini kaybetmiş bu kapı. Günümüzdeki normal kapılardan. Evet. Çeşmeye gelelim. Bu da Külliye'nin çeşmesi. Damat Bilgen'de. Burada kitabesi var. Damat İbrahim Paşa'nın yaptığını anlatıyor. Bir rale devrinde yapılıyor bu çeşmede. Zaten sistemi olarak diğer Osmanlı çeşmelerinden farkını görebilirsiniz. Çok sisteme yoğun. Ama olarak... görüyorsun önünü bak. Önü çok kötü durumda. Zaten şey normalde burası insanların ev seviyesinde olması lazım. Çünkü çeşmenin kurpu burada olduğu vakit insanların ev seviyesinde olması lazım. Ama şu anda zemin seviyesine gelmiş durumda. Zaten kulp diye bir şey kalmamış. Bir dakika, kulp şuradaymış değil evet, mi? Kulpun olduğu yer, görüyorsunuz evet. işte yapının şurası. Yarısının nasıl yerin altında olduğunu. Yani normalde şu o an şu kaldırımdan buranın acilen kurtarılması lazım. Evet. Ve süsleme, zaten büyük çoğu süsleme kaybolmuş durumda. Gitgide de kaybolacak bu durumda olduğu sürece. Evet. Çok üzücü. Yani gerçekten anlatırken de böyle... sinirleriniz bozuluyor yani. Görüyorsunuz işte bu yapıların ne halde olduğunu. Burası da Külliye'nin cami kısmı. Peki bu külliye ile ilgili daha böyle detaylı bilgi var mı? Ne zaman yapılmış, kim yaptırmış? 1700'lü yılların başında yaptırıyor. İşte bu 3. Ahmet var. O zaman Osmanlı Padişahı, Lale Devri'ni başlatan padişah. Onun çok meşhur damadı var. Damat İbrahim Paşa. Hı hı. Zaten Lale Devri'nin iki önemli figürü. Damadı ve kendisi. O zaman zaten süslü yapılar çok ön plana çıkıyor Lale Devri olduğu için. Kendisi de böyle bir yapı yaptırıyor. Tabii o zaman hı hı. biraz daha farklıdır. Günümüze çok evet. değişerek geldi. Şu tabela dikkatimi çekti. Doğu Türkistan evet. Vakfı diyor. Şu an burası Doğu Türkistan Vakfı mı? Evet, o vakıf olarak kullanılıyor. Peki biz şimdi içeriye girmeyi deneyeceğiz. Bakalım içeride şekil yapmamıza izin verecekler mi ve bizi nasıl karşılayacaklar göreceğiz. Şu an içeriye giremedik çünkü kapı kapalı. Bugün pazar olduğu için, ben şöyle durayım. Bugün pazar olduğu için muhtemelen kimse yok. Böyle bağırdık çağırdık ama kimse de sesi bizi duymadı. O yüzden böyle açık bir cam bulduk. Oradan avluyu göstereceğiz size sadece. Evet, burası avlusu. Keşke içeriye girebilseydik. Ömer diyor ki içeride fotoğraflar var. Çok evet, Doğu Türkistan'daki sıkıntılarla ilgili. Burası Doğu Türkistan Vakfı'na ait olduğu için genellikle kendi sıkıntılarını anlatan görseller koymuşlar. Zaten ileride Doğu Türkistan bayrağı da var görmüş olduğunuz üzere. Türk bayrağı ile birlikte. Yanda da fotoğraflar var. Zaten gözüküyor videoda fotoğraflar. Ortada evet. çok güzel bir şadırvanı var. Evet çok güzel hakikaten. Yani ama güzel biraz bahçe. Böyle uzaktan göstermek evet. durumunda kaldık sizlere. Evet tekrar merhaba. Şimdi biz... biz ne yaptık? Önce onu anlatayım size. Ne yapıyoruz şu an? Ömer'le biz niye buluştuk, niye buraya geldik, niye bunları anlattık size? Aslında biz sizinle
bir proje buluşturmak istiyoruz, yeni bir proje. Ben size bunu daha önceki canlı yayınlarımda da anlatmıştım. Özellikle de harabi durumda olan, bugün de biraz o durumlarını sizlere göstermeye çalıştık. Ya da ilgilenilmeyen ya da peşkeş çekilen kültürel varlıklarımızı korumak amacıyla bu konuya dikkat çekmek nedeniyle biz Ömer'le bugün bir araya geldik ve Mirasın İzinde isimli bir projeyi hayata geçireceğiz aslında. Fakat bugün biraz böyle şey oldu, sizinle zaten görüntülerden izleyeceğiniz üzere kendi kendimizi çektik, kendi kendimizi sunduk, kendi kendimizi anlattık. Biraz amatör oldu. Çünkü çekim ekibimiz yok şu an yanımızda. Ancak bundan sonraki bölümleri biraz daha profesyonel, bir tık daha profesyonel yapacağız. Fakat bugün böyle bir başlangıç yapalım dedik. Bu başlangıcı da neredeyiz şu an Ömer? Şu an Saraçhane bölgesindeyiz ve Zincir'e doğru yürüyoruz. Evet. Ayrıldık tarih yapılarının yanından. Şehzade Paşa değil mi burası aynı zamanda? Şehzade Başı, Saraçhane. Pardon, Şehzade Başı'ndayız aynı zamanda. İlk başlangıcını da bu noktadan, İstanbul'un tam orta noktasından yapalım dedik. Özellikle de Ömer uzun süredir bu konuya dikkat çekiyor ve İstanbul'un orta noktasının korunması için büyük bir mücadele veriyor. Ben de dedim ki Ömer'e destek olayım. Zaten özellikle de bu kültürel varlıklarımızın korunması konusuyla da ilgilenmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Benim de çorbada bir tuzum olsun istedim. Siz de çorbada tuzumuz olsun isterseniz ve bu varlıkların korunmasını, gelecek nesillere aktarılmasını isterseniz lütfen bize destek verin. Ben şöyle bir şey daha ekleyeyim. Evet. Ben sadece sıkıntıları gündeme getirmiyorum. Ayrıca bunların çözümünü de sunmaya çalışıyorum. Zaten İstanbul'un orta noktası ile ilgili de bir sürü gazeteye, haber kanalına dedim. Buranın şöyle sıkıntıları var. Ayrıca şöyle çözümler üretirsek bu çözümler sayesinde burayı hem kurtarmış oluruz hem de dünyaya tanıtmış oluruz. Bunları dile getirdim. Bu da çok önemli. Sadece sıkıntıları değil de çözümlerini de gündeme getirmeye çalışıyoruz. Böylelikle tarih eserleri kurtarmış olacağız inşallah. Evet, bu farkındalık çok önemli. Ömer'in yaptığı iş çok önemli. Böyle arada kameranın açısı falan kayıyor, kusura bakmayın ya. Mümkün olduğunca elimden geldiğince iyi bir şey yapmaya çalışıyorum şu an ama. Bu arada tabii şunu da eklemeyi unuttuk. Sadece tarihini değil ya da teknik bilgi değil, hikayeleri de var. Bu hikayeleri de anlatacağız size. Çok güzel efsaneler ama gerçek olan hikayeler de var. Şu an bulunduğumuz yerin de çok güzel bir hikayesi var. Aslında çok güzel demeyelim de kötü bir hikayesi var. Şimdi onu göstereceğim size bir saniye. Evet, anlatmanı rica ediyorum Ömer. Şu an Vezneciler metro çıkışındayız. Buranın çıkış kapısının ismi 16 Mart Şehitleri Kapısı. Ama neden ismi böyle 16 Mart Şehitleri Kapısı? Çünkü 16 Mart 1920 tarihinde zaten burada da yazıyor. Burada bir karakol var. Güvenliğini sağlayan bu bölgenin. Ama maalesef o sıralar İstanbul işgal altında. İngilizler tarafından. Tabii ilk önce bir basit bir işgal yapmışlar. Fazla yoğun olmayan bir işgal. 16 Mart 1920 günü de burada karakolu sabah baskın yapıyorlar. Sabaha doğru. Ve uykudaki askerlerimizi şehit ediyorlar. Ve böylelikle ikinci bir İstanbul ikinci bir İstanbul neyi başlıyor? Sırası başlıyor. Önceden pek yoğun değildi bu askerlerimizin şehit edilmesiyle birlikte. Buradaki karakol günümüzde yok. O karakoldaki baskınla birlikte, sabah baskınıyla birlikte hem askerlerimizi şehit ediyorlar uykuda. Bu çok kötü bir olay yani dünya tarihi açısından. Yani savunması, evet. Uykudaki askerleri şehit ediyorlar. Evet, bu da yani önemliydi bu verdiğin bilgide. Bu çıkış kapısının ismi de oradan geliyor. 16 Mart Şehitleri Çıkış Kapısı. Çoğu kişi tarafından bilmiyor. Bunu bizim yaşatmamız lazım aslında. Buraya yapacağımız evet. Bir anıtla. Bu arada yani buradaki kültürel varlıkları da burada sıralamışlar. Evet. 16 Mart Şehitleri Kapısı burası. Kuyucu Murat Paşa Külliyesi, Kalenderhane Camii, Damati İbrahim Paşa. Biz orayı görüntüledik, evet, değil mi? Evet, biz Damati İbrahim Paşa'yı Şehzade görüntüledik. Başı Camii Külliyesi, evet. Valens Bozdoğan Su Kemeri. Evet. Onu o ne tarafta? Sağ tarafta. Buradan zaten şey, Kalenderhane Camii'nin
solunda. Su kemeri. Evet, su kemeri. O aslında başka bir gün yapılabilir. Evet, o. Şu an restorasyonda orası. Evet, onu mutlaka aktarmamız lazım. Bir de tabii patrona hamamı var. Galiba az önceki beyefendinin aktardığı hamam olabilir. Bu bölgede bir otelin bitişiğinde hamam varmış. Yani patrona hamamı olduğunu, oranın olduğunu tahmin ediyoruz. Yalnız bu otel hamamla birleştirmiş oteli ve hamamın görüntüsünü kapatmış. O yüzden böyle bir istila da söz konusu. Onu da gündeme getireceğiz. Evet, biz ilk bölümün sonuna geldik. Kendi imkanlarımızla bugün elimizden geldiğince Saraçhane'de, Vezneciler'de neydi? Şehzadebaşı. Evet. Şehzadebaşı'nda ki varlıklarımızı, kültürel miraslarımızı sizlere anlatmaya, aktarmaya çalıştık ama ilk hedefimiz, nihai hedefimiz ilk bölümde İstanbul'un orta noktasını kurtarmak olacak inşallah. Evet. Gerekli desteği görürsek, ülkemizin çok önemli kültür sanat vakıfları var. Onların buraya sponsor olabileceğini düşünüyorum. İnşallah olur da onun için uğraşacağız. Burayı kurtarmak birinci amacımız. Evet. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Rica ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Siz de lütfen kanala abone olun. Bu yayınları beğenin. Videolarımızı beğenin. Benim kanala da abone olabilirler. Evet. Ömer Faruk Yavaşçay. Evet. Direkt Ömer Faruk Yavaşçay yazarsanız. Orada tarihi eserleri korumak üzerine bazı kanallara çıkıyorum. Onları paylaşıyorum. Bazı da eserlerin anlatımını yapıyorum. Oradan izleyebilirler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.